Biz sevdamızın peşindeyiz. Ya siz? Çok kuş var arkadaşlar. Merhaba değerli Halk TV izleyicileri. Bizler bugün Kırklareli'de güzel bir merada. Kırklareli'nde güzel bir merada Çetin Başkanımızla, İzzet abimizle, Semih Yazgan hocamızla, Ahmet kardeşimle hep birlikte bir bıldırcın avı yapacağız. Kırklareli'den, Sarantı Av Günlükleri programından Türkiye'nin her yerindeki avcı dostlara rast gelsin diyelim. Vallahi rast gelin arkadaşlar. Rast gelsin. Millet azıcık manzara görsün. Aynen. Evet sevgili avcı dostlar. Şöyle. Demirköy ormanlarını böyle, Demirköy ormanlarının başını görün arkadaşlar böyle. Şöyle bir. Longozların başlangıcı arkadaşlar buraları.
Hatta pazartesi miydi valla? Felaket kuş vardı orada, çok kuş vardı. Geçen salı, çarşamba kuş vardı. Aynen o bir gün. Ben işe gideceğim, çarşamba alırdım. He? Salı, çarşamba. Ben çarşamba günü hocam aldım. Bu hafta yayınlandı işte o. Bir 7-8 kuş kalktı. Haydi bakalım, haydi. Bu lodos modos falan belki. He? Kekik var. Hadi evlat, hadi. Şey kalabalıkız diye hiç benim köpek bu kadar kalabalıkla avlanmadı hocam. Vallahi hiç. Bakınıyor, beni arıyor. Boş. Korsan da orada şey yaptı ama yok, boş onlar, boş fermalar. Kuyruk oynatıyorlar. Kuşlara yapıyor ya. Küçük kuşlara yapıyor. Ya ne mantar varmış buralarda. Korsan. Buraya.
Hocam. Gerçek. Gel hocam. Evet sevgili avcı dostlar, av sonunda Narsal Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği'ne geldik. Ahmet kardeşimize geldik. Burada biraz muhabbet sohbet edip oradan da döneceğiz. Saranta Av Günlükleri programından Türkiye'nin her yerindeki avcı dostlara rast gelsin. Arkadaşlarla şunu paylaştım. Dedim ki arkadaşlar, maç temsilcilerine yazdığım yazı aynen şudur. Toplantıda DKPM'nin hazırlamış olduğu taslak metin üzerinde görüşmeler yürütüleceğinden, temsil ettiğiniz bölgenin avcı istekleri ve bölgenizde alınmış yasaklama kararlarının uygunluğu sizler dile getirmediğiniz sürece görüşülmeyecektir. Yani buradaki bu bölgede olmuş olan bir yasaklama varsa ya da sizlerin buradaki avcıların istemediği bir yapı varsa, eğer buradan bir temsilci, bu bölgeyi temsil eden bir arkadaş oraya gittiğinde bir ifadede bulunmuyorsa hiç bunun şeyi olmuyor. Lütfen dedim iyi inceleyin. Ulaşabildiğiniz ölçüde İl Av Komisyonları kararlarına mutlaka ulaşın dedim. Yazdıklarımı söylüyorum size, olması gerekli açalım. İl Av Komisyonu'nda alınan kararların gerekçelerini ve bu kararlarda da avcı temsilcilerin kabul ya da muhalefetini mutlaka sorgulayın dedim. Yani bir karar alınıyor, avcı diyor ki ben bunu kabul etmiyorum ama oradaki çoğunluktan dolayı buradaki mesela alınan bir karar avcı muhalefet etmiş ama orada çoğunluktan dolayı geçmiş. Yani onu orada çevirme şansımız var. Yani Ankara'da o işi değiştirme şansımız olur. O nedenle mutlaka dedim İl Av Komisyonu kararlarını inceleyin dedim. Söylediklerim bunların hepsini yazdım arkadaşlara. Avlanma usul ve esaslarının tanımlandığı 4915 sayılı kanunu ve en azından bir kez okuyun dedim. Yani oraya geliyorsun 4915'te konuşulacaklar var, konuşulmayacaklar. Ya bana söyle şimdi güme avcılığını. Orada konuşulması mümkün değil. Neden? Çünkü güme avcılığının yapılmasıyla ilgili olan kurallar aslında 4915'te değişikliğe gidilmesi şartıyla olabilir. Çünkü canlı hayvan kullanılarak avcılık yapılması güm doğumundan güm batımına kadar diye bir tanımlama yapılıyor. Bunlara baktığında 4915'in şeyi. Fakat arkadaşlar aramızda kalsın, bir pazarlık yürütüyorum şu an. Genel müdürlükte. Bu pazarlıkta bu işi çözmeye çalışıyorum. Yani ben güme avcılığıyla ilgili bu sene büyük ölçüde bir taviz alacağımı düşünüyorum. Nedenini de söyleyeyim. Sırtınıza dönüyorsunuz diyorum. Bir gerçek var. Sırtınızı dönüyorsunuz. Çünkü güme avcılığı çok önemli bir avcılık. Bir geleneksel bir avcılık. Yasaklara insanları itiyorsunuz. Yasaklar sonucunda da yakaladıklarınızı, ihbar edilenleri bir ceza kesiyorsunuz. İnsanları mağdur duruma düşünüyorsunuz. Ve bundan öte dedim. Bırakın artık güme avcılığını standart sulak alan için dışında yapılması gerekli olan değil, sulak alanın içerisinde ulaşamadığınız noktalara yapmaya başladı insanlar dedim. Sulak alanların içerisinde hayvanların gecelemesine de olanak kalmadı dedim. Bu yaptığınız yasaklar yüzünden dedim. Bunu böyle söyleyince ne dedi yani? Adam dedi tarlanın içinde yapmıyor da gelip dedi sulak alanın içinde mi? Evet diyor, var ulan dediler. Arkadaşlar ben Ulamata gölünden dedim. Her yolamağa girdiğinde bir okuyorsun. Güme ördeklerin şeyin üzerinden atlayıp geçiyorum ya küçük yolamaklarda. Yolamağın üzerine koymuş adam. Aynı şey. Hayvan gelecek orada gece yatak yapacak ki sabah uçuşa çıkacak, ben tüfek atayım. Ne olay? Ama adam o hayvan orada yatamıyor ki. Geldiğinde bak tam bir koyuyor. Hadi o gürültüden sonra hayvan orada yatak yapıyor. Çekiyor gidiyor bir kendini bir parça yer. Yani hayvanın yaşamayla ilgili döngüyü kırıyorsunuz dedim. Neden? Yasak dediğiniz için. Ama dedim bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Denetleyebiliyor musunuz? O zaman dedim yapacak şey şu. Arkadaşlar kural koyacaksın. Kuralı nedir arkadaşlar? Bir plaka çakarsın. Ahmet'inkine şu plaka, bununkine bu plaka çakarsın dedim. Tanımlarsın. Nasıl abisinin üzerinden gidiyorsa adam gidecek. Ama adamın oradan güme avcısı olduğunu tanımlayabilecek olan küçük bir şey koyabilirsiniz. Anlarsın yani. Seni yazgan gidiyor. Nereye gidiyor? İşte şu gün almış bunu. Ha bu adam gümeye gidiyor. Ördek. Ulaabat Gölü'ne gidiyor. Ulaabat Gölü'ne. Demek ki adam gümecilik yapacak. Tamam gayet güzel tanımlarsınız. Ha dedim ki güme avcılığında dedim madem öyle bari dedim en azından izin verin limitleri konusunda bir kısıtlama koyalım. Yani diyelim ki gündüz gidersen 6 tane vurabilirsin. Akşam gidersen 3 tane vurabilirsin. Yani adamın kapısını kapıdan sokayım da arkadaşlar. Tabii. Ruhsatlandırayım çok da. Çok güzel. Formül olarak da ne yapabilirsin? Çok güzel. Yarısı olur var. Şey, bunu yapın dedim. Sabah gelsin kontrolüne baksın 10 tane vurursa ceza kesin. Arkadaş yarın ya herkes bunun formülünü bulur. Bırakın bir kapıyı açalım. Benim evet, derdim evet, evet. Çok iyi. Çok güzel. Bu yöntemle dedim. Bunu söyleyince bu yapılabilir dedi. Bunu uygulayabiliriz dedi. Bunun formülüne bakalım dedi. Bana dedi gelirken bunu hazırlarsın. Ben şimdi oturdum Fransa'dan
çıkardığım metinleri, Fransa'da bunu hut avcılığı diyorlar. Yani güme, bizdeki karşılığı güme avcılığı, kulübe avcılığı. Ve mazgaldan atışını yapıyorlar evet. Onlar. Bir tane canlı ördek bağlıyorlar. Ben dedim ki, canlı ördek ne yapacağız dediler. Ya dedim, bir taneye göz yumarsınız, diğerlerini de manke kabul edersiniz. Tamam. Bu da olabilir dedi. Bunu da çözebiliriz dedim. Ben bunu dedi, yaparsam dedi, ben ne kazanacağım dedi. Dedim ki, senin dedim heykemi dikerler Trakya'da. Tarihe geçer. Bir anda işin resmi değişti. Yani böyle bir pazarlık içerisinde olun. Lütfen bunu dinlendirmeyin. Yani evet. Hiçbir yere de telaffuz etmeyin. Hocam kurum sizin masamız... söylediklerinize birkaç ilave yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii. Geleneksel kültür diyoruz ya. Evet. Dünyanın her tarafında geleneksel kültürlerin hayatta kalabilmesi için, sürdürülebilmesi için ne yapılıyor? Fon oluşturuluyor. Doğru. Sahip çıkılıyor. Biz de sahip çıkıyoruz. Üstüne üstlük. Av sezonun sonu da doğaya ördek salımı yapıyoruz. Ben onu da söyleyeceğim. Bunları da ilave edebiliriz aynen, yani. Aynen onu söyleyeceğim. Bitireceğim. Söylediğim şey şu. Sadece sen limitler çerçevesinde, avladığın ördek popülasyonu kadar doğaya da koymakla ilgili bir şey de koyarsın. Hatta bu salımları gelirse birlikte yaparsın. Kendine de bunu şova dönüştürürsün dedim. Bu da çok mantıklı geldi adama. Öyle deyince bunların hepsini şimdi not aldı. Yani maka geldiğinde ben özellikle bu konuda büyük bir baskı oluşturacağım. Ve muhalefetle bak, yemin ediyorum hayatımda muhalefeti hiç sevmem, uzlaşmacı bir adamım ama bu kararlara imza atmazlarsa ben muhalefet edip toplantıyı terk etmem kişiyim. 9'u 7'ye yapıyorum. Biz sizin yanınızdayız hocam. Yani, tamam hocam. İmza atmayalım, kararları siz verin. Sizin yaptığınız avcılıkta da biz böyle bir avcılık yapıyoruz. Ya ben yine gibi dedim, bir akademisyen dedim, illegalle yeteceksin. Bak düşünün, ben gibi bir hocayı dedim. Evet. Yasak avcılığı itebileceğini düşünüyorsun. Diğerlerini artık sen düşündün. Tamam anladım ben mesajı. Ben bunun çalışmasını yapayım. Sen de bana de. Ben bu arada birkaç tane Fransa ile ilgili olan örnekleri kendilerine gönderdim. Salı günü öğleden sonra da kendileriyle bir özel bir görüşme daha yapacağız. Yani bunun taslağını kendi aramızda bir şey yapacağız. Yani büyük olasılıkla yani Allah'tan bir aksilik olmazsa bir karşı duruş bakan yardımcısından böyle bir diklenme vesaire falan çıkmazsa ben bu sene itibariyle güme avcılığında güme kelimesini çözebilecek kulübe avcılık olur da bilmem ne olur. Plakalı işte kontrol altına alınmış olan işte küçük açıklıklardan mesela bir tanımlama yapıp bir formül bulup bir şeyler sokmaya çalışacağız. Çok güzel olur. Kumak kararları içerisinde. Çok güzel olur hocam. Şimdi gelelim. Aynı şekilde abis talimatını mutlaka okuyun dedim bak. 4915 okuyun. Şimdi bana geliyor diyor ki adam yani işte belge iptalini diyor makta konuşma. Belge iptalini makta konuşma şansımız hiç yok. Yok. 4915'in işidir bu. Doğru bu olması mümkün değil. Takozu makta konuşamazsan. Takozu makta konuşursun. Konuşursun. Takozu makta konuşursun. Takozu makta konuşursun. Aynı şekilde abis talimatını mutlaka alın. Özellikle abis makta alınan kararları tanımamaktadır. Yani abis makta alınan kararların üstünde ve sınırlıyor. Yani bunun da mutlaka ortaya konulması lazım. Çünkü bunu tek ben savununca bir şeye de benzemeyecek. Yani her türlüdeki temsilci arkadaşım en azından bununla ilgili benle birlikte söz sahibi olup fikirde aynı şekilde ortak bir karar olarak ortaya konulması lazım. Şimdi diyor ki şeyde ben buradan Erzincan'a gidiyorum. Bir hafta gidiyorum, ikinci hafta dışarıdan gelen avcıya kota kalmıyor. Ben aynı şeyi söyledim. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak dedim. TC kimlik vatandaşını tanıyan, taşıyan bir kişi olarak. O adam gelip Bursa'da tekstil fabrikasına işe girerken sen Erzincanlısın. Her fabrikaya 3 tane Erzincanlı, 25 tane Bursalı alınacak dese dedim. Bu adamlar nereden ekmek yiyecek dediniz? Dedim hepsi eşit olmak zorunda. Evet. Hepsi eşit olacak. Yani 150 ise 150 arkadaş. Bu katada 100 tane kota varsa 50'si dışarıdan olacak, 50'si içeriden olacak. Bunu mutlaka bu şekilde düzeltmesi gerekiyor. Yok yerlisinin ki fazla dışarıdan gelenek az dediğiniz zaman. Zaten adam özellikle ve bununla ilgili inanılmaz derecede insanlar proje geliştiriyorlar. Adam gidiyor, Trabzon'da oturan adam gitmiş Erzurum'dan ev kiralamış, ikamet imkanı oraya aldırmış. Yani sırf ava gidebilmek için. İnsanları dedim mi riyakarlığa yönlendiriyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yapmayın bunları. Orada bir hemfikir oldular belli ölçülerde. Avlanma gün sayısı. Haftanın 3 günü, haftanın herhangi bir 3 gününde, 2+1 ya da 1+2 şeklinde haftanın 7 gününden seçilebilecek olan 3 gün olmak kaydı. Arkadaşlar ben bir... Biz de bunu istiyoruz zaten. İyi bir ördek avcısıyım, iyi bir keklik avcısıyım ama ben geçen sene Sivas'ın Kurugöl Avlağı'na gittim. Kurugöl Avlağı'nda sabahleyin ava girdim. Yani affedersiniz... Yüzlerce avcı var. Skit'te 4 numaradaki istasyonu oturur gibi otursaydım, ondan kalkana, bundan kalkana atsaydım belki var 200 tane kuş vururdum. Ama ben köpek besliyorum bir sene boyunca.
köpeğin fermasının önünde heyecanla koşturmasını, onun fermasını vurduktan sonra getirmesini, o ritüeli, o yani görselliği yakalayamadıktan sonra ben 500 tane keklik kurmuşum. Ne ala ne. Ve ormancıya da not aldırdım. Çıktık yolda, gidiyoruz, Zara'ya dönüyoruz. Ormancı beyaz bir kamyonette yanımıza geldi. Dur dur dedi, nereye kaçıyorsunuz? Hah dedi, ben de sizi arıyordum. Ondan indim aşağı. Bir fırça, bir fırça. Bak dedim şu dağa. Her gün dedim avcıyı sınırlarsanız bir, iki, üç gün içerisine. Bak dedim şu dağa dedim. Yine atsan yere dedim. Avcıdan dolayı düşmez dedim. Bir tane kuş kalmayacak dedim buraya. Ben yarın geleceğim. Sen de geleceksin buraya dedim. Bir tane tüfek sesi duymayacaksın. Çünkü kuş kalmadı. Bitti. Bu dedim sizin yaptığınız. Not düş bunları dedim. Zara'daki, denetimdeki gelen çocuğa notu düştürdüm. Ve şimdi o notu da istedim. Şimdi maka gereken o notu DKPM önüne almış. Yani avcılığı bitiren aynı avla çok sayıda aynı günde avcıyı soktuğun zaman hayvanın kaçma şansı, yaşama şansı olmuyor. Dinlenmeymiş. Böyle dinlenme olmuyor. Avı tamamen tükürtü. Ördeğe gidiyoruz Ulaabat'ta. Ayna arıyorsun. Ya bir avına da ayda da 3 tane kayıp var. Ulan nereye kaçacak hayvan? Ona gidiyor. Yok buna gidiyor. En sonunda bir yerine pat diyor düşüyor kalıyor. Böyle bir şey olamaz dedim. Ama tabii taslakta gene cumartesi, pazar, çarşamba tatil günleri, işte idari tatil günleri olmak kaydıyla gene aynı şekilde gelmiş. Taslağı okudunuz mu? Taslak paylaşıldı. Hocam başkan o var, onunla ilgili bir şey de onu da söyleyeceğim diye topa, yani evet. Orada ekleyeceğim ben de bu şeyde, bu günlerle ilgili bir sıkıntılar var ya, pandemiyle ilgili, çünkü hafta sonları yasak geliyor, mutlaka tabii, da gelecektir. Tabii. O zaman onu da anlatacağım. Yine aynı şekilde üveyik ve elma başla ilgili kısıtlama gelebilir. Gerçekten şeye baktığında sağ olsun konfederasyonun teknik kuralında akademisyen olarak da destek veren Alp Salman Hoca var Ege Üniversitesi'nden. Ben de Avrupa Birliği'nden istedim. Aynı şekilde üveyik de serbest. Yine aynı şekilde elmabaş da serbest. Onda da bir sıkıntı yok. Yine aynı geçen yılki ülkeler avlıyorlar. Yalnız İspanya bu sene biraz süresini kısaltmış. Yani Ağustos'un 22'sinde başlayıp Ağustos'un Eylül'ün ikinci haftası bitiriyor. Üveyik avı. Bir ay, bir buçuk ay. Bir ay kadar. Yani, o, zaten orada da kuşu da o kadar. Stratejik olarak. Yani, ha şöyle. Bitirir derken zaten akıllı davranmışlar onlar şey açısından. Yani kısa tuttuk vesaire diyorlar da aslında zaten o hayvan oradan göçe çıkmış oluyor. Bu taraflara gelmiş oluyor. Orada kuş kalmadığı üçüncü için. Üçüncü haftada yani, gidiyor zaten. Şeyin üzerinde yazılı bir iş yani. Evet. Aynı şekilde yine geçen seneki gibi koyacağım masalarına. Gene serbest diye. Yani karşımıza ve artı hoca şöyle güzel bir şey yaptı. Ayı Hüsnüye'nin üveyikle elmabaşla ilgili işte sayıları azalmaktadır. Tehdit altında dediği bir şeyin altında koruma altına alınmış olan yılan balığıyla ilgili avlanmak ile 70 ton Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanlığı avlanma kotası vermiş. Yılan balığı avlanma kotası vermiş. Yani o sayfaya baktığında üveyik ve elmabaş tehdit altında diyor. Yılan balığı koruma altında diyor. Bak öbürü tehditte yani sıkıntı yok daha devam edebilir ama öbürü de tamamen azalmış ve koruma altındadır diyor. Ona 70 ton kota vermiş. Avcılığa gelince, üvey kavuna gelince, şeye gelince yasaklanmasıyla ilgili. Ha bu da kabul edilecek bir şeydir dedi. Bunu da aynı şekilde yazdım. Domuz avında takoz. Kesinlikle arkadaşlar bunun denetimi çok kolay. Yani takoz taktığında kullandığın fişek eğer saçmaysa ya tamam çözebilirsin. Gel arkadaş fişeğine bak, numarasına bak. Takozu varsa cezayı kes. Ama takozu var yoksa artık kullandığı fişeklerin hepsi çıkardı. Hepsi tek kurşunsa bitti iş arkadaş. Devam et. Hayırlı olsun. Devam et. Güle güle onu yaptım. Onu da büyük olasılıkla takoz da çözülecek. İl dış av kotasından da bahsettim. Güme avcılığından da bahsettim. Hepsini ayrıntılı bir şekilde yazdım. Ve kesinlikle MAK kararıyla avbisin uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Yani bizim oradaki avlanma gün sayımızla MAK'a göre işte avlanabileceğimiz gün sayısı avbisteki avlanma gün sayıları yaklaşık olarak %30 daha aşağıda kalıyor limitlere baktığında. Dolayısıyla bunun da eşlenmesi durumunda belki o zaman işte gün sayısıyla ilgili sıkıntı da ortadan kalmış olacak. Bunları arkadaşlara kısaca özetledim. 9 il temsilcisi. Sadece o gün diye Doğu Karadeniz'den gelen arkadaşımız ve sağ olsun Ege bölgesini temsil eden Hüseyin diye bir arkadaşımız dışında bunlarla ilgili görüş bildiren farklı olduğunu yani bir tane kalem daha almamı isteyen bir arkadaşımız olmadı. Bunların hepsi bu kadar yeterli bize dedi. Dönüş yaptın mı sen hocam? Nasıl? Bu konular hakkında hani diğer temsilciler dönüş yaptı mı sana? Böyle hiç birisi dönüş yapmadı. Siz bunları sundunuz onlara? Sundum. Bakın yok, arkadaşlar. Yeterli de demişler. Evet.
Yeterli midir dediler. Hayır, yani. Eklememişler evet. Bir şey demek. 19 Haziran günü göndermişim bakın arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, merhaba. MAK toplantısı yapılmadan önce mutlaka gerekli hazırlıkların herkese yapılmasının önemi var. Ben temel konudur. Kısaca aşağıda göndereceğim. Metinde özetlemeye çalıştım. Lütfen bir göz atıp düşüncelerinizi benimle paylaşın. İsterseniz bakın WhatsApp tamam. Yazışması. Size hiçbir tane sunuş yapmadım bunları. Bak yazanı söylüyorum. Hüseyin Bilgiç var. Yine Çanakkale. Hüseyin Bilgiç var. Bak, Çanakkale. Çanakkale. Ogun Köse var. Sayın hocam MAK'a giderken yapılması gereken %95'ini göndermiş olduğunuz burada bölge olarak avcılar aldığımız kararların aynısı. Bu hafta sonu dernek başkanlarıyla toplantılar yapacaktık. Malum sokağa çıkma yasağı olduğundan erteledik. En kısa zamanda yapıp size döneceğim. Bunun dışında bak daha hala dönen kimse yok. Yine Ogun Köse, iyi akşamlar hocam. Hüseyin Bilgiç, yine sayın hocam ben de Ogun Başkan dediklerine aynen katılıyorum. Avcıların sorunları genelde sizin yazdıklarınız aynen katılıyorum. Başka da gelen bir metin yok. Hocam şunu gösterdi şurada. Yani bu MAK geçecek ama öyle ama böyle. Zaten bir dahaki şehir temsilci sayısı da artıyor. Bu neyi gösteriyor? Onlar bize dönmüşse biz onları dönmeyeceğiz. Bu olay bölgesel gidiyor. Biz bölgesel avcılar dönmeyeceğiz o zaman. O modelle başlayacağız. Biz her sene yazıyoruz o ilan komisyonu da şeyde. Şimdi hocam burada karşınıza sizin temsilcileriniz içinde 4 tane örnek avlakçı var içinizde. MAK temsilcileri. Erzincan'dakiymiş galiba. Erzincan'daki bir. Sonra Güneydo şey. Ali Ekber bilmem ne Kahramanmaraş'tan geldi. İki. Isparta. Recep. Recep Çanakkale'den emekli polis. O zaten eskiydi o. O var. 3. Bir de Hüseyin Bilgiç de orada bir şey almak istiyorlar. Yok Hüseyin zaten. Hüseyin kesinlikle. Bizim yani, poligona sürekli gelen Hüseyin evet. Tamamen bizimle destek tamam. Olacak olan bir arkadaş. Yani evet. O zaman 3 tane şu an örnek avlakçı evet. Var işçinin şeyde. Şimdi şunu da bir gündeme alırsanız orayı. Bu pandemi süreci devam ediyor. Yani buradaki hafta sonu tatilleri yasaklanması bir getirirlerse avcılık otomatikman kapanıyor. Biter. Şimdi resmi tatil günlerinde de yapıyorlar zaten en ufak şeyde. Hemen resmi tatil günlerinde bu adamlar pulunu alacak. Vergisini ödeyecek ama gidemeyecekler. Onda en fikir. Bu var zaten. Ha, bunu yazmışsanız şeyde. Yani mutlaka bunun neyi? Dur. Ders çalışmasındaki onu atacağım ben hocaya. Takozu söyledi işte hocam. Takoz ama dersen nereden? Sen neye atacağım göre? Atacağım ben hocam onu. Ben sözleşmesinde bir takoz dediğim bir şey var. Yani Türkiye'de 1966 yılında onu atacağım sana. Su kuşları ne gitmiş yani. Yani buradaki bu pandemi sürecinde yani avcılık bir gün niye yapar yapar. Bir de 65 yaş üstü olanlar sokağa çıkamıyor. Yani avcılık yapan, kulunu alan insan avcılık yapamayacak. Yani bunları da orada bir gündeme alırsanız şey için 65 yaş üstü sevgili arkadaşlar şimdi şöyle sorayım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı talimatlarda yaşla ilgili sınırlama varsa bununla ilgili olarak talimat Merkez Av Komisyonu'nun çok çok üzerinde bir kural. İşte yani onları da bir gündeme getirmek lazım. Dediğim gibi bu MAK'ı eğer en üst seviyede haklarımızı koparamazsak 2021'de 22 Mart'ta zaten birçok şey unutmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. 8'e akşamı yolda gelirken sizlere bütünüyle ayrıntısında en azından Çetin ya da Cengiz Başkanım'a iletirim ben. Durum bu arkadaşlar bu şekilde karar çıktı diye. Hatta hemen arkasından da orada çünkü karar metni düzenlenecek. Karar metnini de doğrudan böyle sizlerle paylaşırım. Verdiğiniz direktifler doğrultusunda kendimi bir emir erer olarak görüyorum. Verdiğiniz direktifler doğrultusunda bu görevi üstüme alıp orada savunacağımızdan hiçbirimizin şüphesi olmasını olmaması gerekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah'ın kaldırılması. Ömeci yok hocam. Yerinden geldiğiniz için. Cezamız mübarek hocam.